Herkese mutlu günler. Gündem Ekonomi ile karşınızdayız değerli izleyenler. Ancak önce sıcak bir gelişmeyi aktaracağız sizlere. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu önceki gün ne yazık ki hayatını kaybetmişti ve şu dakikalarda İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Ön tarafta biraz izdiham var. Lütfen. Biraz daha geriye lütfen. Önceki gün evinde hayatını kaybeden Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenleniyor ve görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyenler. Camiye cenaze aracıyla getirilen Yılmaz'ın naaşı kısa süre önce sevenleri tarafından musallaya taşındı ve daha sonra Yılmaz ailesi de cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor törene hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda isim katılıyor siyaset dünyasından değerli izleyenler. Evet, yine sabah saatlerine dönersek eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesini almak için sabah saatlerinde hastaneye gitmişti ve kendisini orada karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de vardı. Oldukça bitkin olduğunu gözledik Sayın Mesut Yılmaz'ın ve o da cenaze aracına binerek yine camiye geldi ve daha sonra oğlunun tabutuna omuz verdi. Yavuz Yılmaz'ın ailesi Berna Yılmaz da yine tören sırasında oldukça bitkin ve üzgündü. O da oğlunun tabutuna dokunurken gerçekten duygusal görüntüler yansıdı kameralara. Daha sonra Yavuz Yılmaz'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü. Az önce de aktardığım gibi sizlere de ulaşıyor o görüntüler cenazeye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meydan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel cu'i وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sadakallahul Azim. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak mealen mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık, canlardan ve mallardan eksilterek sınarız, imtihan ederiz. Bu imtihanı başarıyla verenlere müjdeler olsun ki onlar başlarına bir musibet geldiğinde, bir sıkıntıyla karşılaştıklarında şöyle derler. Varlığımız Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, ateş düştüğü yeri yakar. Yılmaz ailesinin hanesine evlat acısı düşmüştür. Bu sözün bittiği yerdir, acı büyüktür. Acıyı paylaşmak üzere uzaktan yakından teşrif edemeyip dualarıyla iştirak eden siz değerli kardeşlerimize Yılmaz ailesi adına teşekkürler ediyoruz. Allah cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi cenaze namazına geçeceğiz. Cenaze namazı 4 tekbir ile eda edilir. İftita tekbiri ile başlayacağız. Birinci tekbirden sonra Subhaneke, ikinci tekbirden sonra Salli Barik, üçüncü tekbirden sonra duasını bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Fatiha suresini, dördüncü tekbir ve selam ile bitireceğiz inşallah. Şimdi buyurun cenaze namazı için niyet etmeye. Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyitin affı ve mağfireti için duaya, uydum hazırda olan imama. Er kişi niyetine,
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için, Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, meyyitin bizden beklentisi, ona karşı son görevimiz, hüsnü şehadet, hak helallığı ve rızalıktır, tezkiyedir. Merhumun hali hayatında ve bedeni sıhhatinde mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyaya ve ahirete müteallik olan haklarınızı helal eder misiniz? Ondan razı mısınız? Cenab-ı Hak hüsnü şehadetinizi, hak helallığınızı ve rızalığınızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Seyyiatını hasenata tebdil eylesin. Sorgu sual meleklerini güzelce irsal eylesin. Rabbin kimdir sorusuna Allah, Nebin kimdir sorusuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kitabın nedir sorusuna Kur'an-ı Kerim, dinin nedir sorusuna İslam sorularına müyesser eylesin. Çıkmış olduğu bu ebedi yolculuğu açık eylesin. Bizleri ve yakınlarını inşallah cennette kendisiyle buluştursun. Rabbim tekrar hepinizden razı olsun. Hayırların fethi, şerlerin def'i, birlik ve beraberliğimizin daim olması, vatanımızın selameti, milletimizin izzeti, devletimizin kuvveti, ümmetimizin vahdeti için, Allah rızası için El-Fatiha. Kıymetli Hazirun, merhum Mehmet Yavuz Yılmaz Beyefendi'nin naaşı Kanlıca mezarlığına gidecek. Vakti olan cemaatimizi bekliyoruz. Tekrar Allah hepinizden razı olsun. Evet, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz şu dakikalarda İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor değerli izleyenler. Önceki gün evinde hayatını kaybetmişti bildiğiniz gibi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camiinde öğle namazı sonrası bir cenaze töreni düzenlendi. Törene izlediğiniz gibi yoğun bir katılım gerçekleştirildi ve az sonra da Kanlıca mezarlığında toprağa verilecek Yavuz Yılmaz. Evet, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz İstanbul'da bugün son yolculuğuna uğurlanıyor değerli izleyenler ve bizler de cenaze töreninden tüm bu ayrıntıları dakika dakika ekranlarınıza getirdik. Hatırlayacağınız üzere önceki gün evinde hayatını kaybetmişti Yılmaz ve camiye de cenaze aracıyla getirilmişti Yılmaz'ın naaşı. Sevenleri tarafından musalla taşına taşınmasından sonra Yılmaz ailesi de cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmişti. Az önce cenaze namazı kılındı ve cenazeye yoğun bir katılım olduğunu gördük değerli izleyenler. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı bu son görevi yerine getirebilmek için. Bu arada hatırlatmakta yine fayda var. Cenaze töreninin düzenleneceği bölgede de geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. Cami önünde bulunan Mahiriz Caddesi'nin bir bölümü de demir bariyerlerle araç trafiğine kapatılmıştı. Şu dakikalarda da tabut sevenleri tarafından
taşınıyor değerli izleyenler ve Yavuz Yılmaz öğle vakti kılınan cenaze namazının sonrasında az önce de aktardığımız gibi Kanlıca mezarlığında toprağa verilecek. Evet, tören esnasında ve öncesinde gerçekten duygusal anlar vardı diyebiliriz. Bizler de dakika dakika takip ettik. Tüm Türkiye'nin gözü şu dakikalarda İstanbul'daki bu törendeydi. Tabii sabah saatlerine döndüğümüzde evet şu dakikalarda cenaze törenini takip eden arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Sultan Akten'e bağlanacağız ve benim anlattığım detaylar dışında diğerlerini de Sultan Akten'den alacağız. Sultan, hangi bilgiler var elinde? Cenaze geliyor. Evet, cenaze namazı kılındı. Şu anda da cenaze getiriliyor. Cenaze aracına doğru az önce Emine Erdoğan çıkış yaptı cami avlusundan ve şu anda da Yavuz Yılmaz'ın cenazesi omuzlarda yükseldi ve cenaze aracına doğru getiriliyor. Sabah saatlerinde özel hastaneden babası Mesut Yılmaz teslim almıştı oğlunun cenazesini ve tabutuna omuz vererek cami avlusuna getirmiş, musalla taşına bırakmıştı. Ve şu anda da yine cenaze omuzlarda cami avlusundan çıkarıldı, merdivenlerden indiriliyor ve kapının hemen önünde bekleyen beyaz cenaze aracına bindirilecek ve buradan da Kanlıca mezarlığına götürülerek defnedilecek. Oldukça yoğun katılım olduğunu söyleyebiliriz. Devletin zirvesi bu cenazedeydi demek yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılan isimler arasındaydı. Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener geldi camiye, taziyelerini iletti ve namazı beklemeden çıkış yaptı. Ardından Devlet Bahçeli geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz şu anda. Tabut cenaze aracına bindirilene kadar, cenaze aracının başına kadar geldi. Ve an itibariyle de cenaze aracına bırakıldı Yavuz Yılmaz'ın naaşı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze aracının başında şu anda. Hemen aracın yanından geçişini görüntülüyor kameraman arkadaşım. Mesut Yılmaz cenaze aracıyla gelmişti cami avlusuna ve eşi Berna Yılmaz da oğlunun tabutunun arkasından yürümüştü. Ve Tansu Çiller şu anda çıkış yapıyor. Yine merdivenlerden indiğini gördüğüm isimler arasında. Devlet Bahçeli hemen Tansu Çiller'in arkasından, cami avlusundan çıkış yapan bir diğer isim. Ve birazdan cenaze aracı hareket edecek ve avluyu dolduran cemaatte cenazeyi uğurlamak üzere yavaş yavaş cami avlusundan çıkarak tabutun başına doğru geliyor ve büyük bir kalabalıkta yine cami avlusunu doldurmuş durumda. Büyük bir cami burası, Marmara İlahiyat Camii. Bütün protokol cenazelerinin kaldırıldığı bir cami ve şu anda deyim yerinde ise tıka basa dolu caminin avlusu. Öğle namazının ardından Yavuz Yılmaz için cenaze namazı kılınmıştı ve şu anda da cenaze aracı Kanlıca mezarlığına doğru hareket etti. Devlet erkanından birçok isim hala hazırda cami önünde aracı uğurlamak için bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onların arasında, eşi Emine Erdoğan da yine buradaydı. Süleyman Soylu'yu görüyorum isimler arasında yine protokolden. Birçok belediye başkanı da cenazeye katıldı. Şu an itibariyle yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Ve herkes aslında Cumhurbaşkanı'nın aracına binmesini bekliyor çıkmak için. Zira aksi halde bir izdiham yaşanabilir cami çok dolu olduğu için. Yılmaz ailesinin sevenleri, arkadaşları, dostları ve hatta çevreden vatandaşlar, yakın çevrede oturanlar bugün camide
Yavuz Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundular ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu şu an itibariyle Marmara İlahiyat Camii önünden ayrılıyor. Sizler de görüyorsunuz ve cemaat de yavaş yavaş dağılmaya başladı. Şu anda merdivenden inen isimler arasında Egemen Bağış'ı görüyorum. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cenaze Kanlıca mezarlığında defnedilecek ve an itibariyle de cenaze aracı hareket etti ve yavaş yavaş camiyi dolduran cemaat de camiyi terk ediyor diyebiliriz. Bir kez daha Mesut Yılmaz'a ve ailesine başsağlığı ve sabır dileyelim. Sözü de merkez stüdyoya bırakalım.